Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fiat Egea 1.6 multijet aracımızın bu oksijen sensör arızası var, göstergede yanıyor. Bunu nasıl söküp temizleyeceğiz onu anlatacağım şimdi, onu göstereceğim size. Arıza ışığını da birazdan resmini de ekleriz zaten videoya. Önce şu motor kapağımızı bir sökelim. Sensörümüz şurada, şu sensör. Bunu sökeceğiz birazdan. Sensörün soketi şurada. Biz az önce bir bak teyit amaçlı bir çıkardık. Burayı bir açalım şöyle. Soket görünüyor mu şurada? Şöyle bir soketi var. Şu soket. Bunun arkada şöyle sarıda bir parça var da biz onu çıkardık. Şu siyah şurada. Hemen kamerayla gösterelim. Şuradaki siyah parça. Bunu geri çekiyoruz. Çıt diye yapıyor. Çektikten sonra çektik mi soketi kendi çıkıyor. Ardından 22 anahtardı sanırsam. Evet, 22 anahtardı. 21 miydi 22 miydi? Tamam, 22 anahtarla biz az gevşettik. Bunu söküyoruz. Şöyle az da güneşe. Sensörü gördüğünüz gibi şu an bayağı kurum bağlamış. Bunu güzelce balata spreyle sıkıp temizleyeceğiz. Sonra tekrardan yerine takacağız. Şimdi balata spreyi aldık. Balata spreyle önce bir silelim. Gerekirse ondan sonra bir diş fırçasıyla da güzelce fırçalayıp sileriz. Diş fırçasıyla güzelce bir temizleyelim. Arkadaşlar, bu işlemi servisler normalde yapmıyor. Sanayide de birçok usta uğraşmıyor bu işlemle. Serviste genelde temizlemek yerine orijinalini değiştiriyorlar. Orijinalini de değiştirmek aşağı yukarı 1500 lira falan değiştiriyorlar. İnternetten de parçayı alacağım derseniz yani ortalama 500, 600, 700 lira civarı fiyatlar var. Yan sanayi genelde. Yani bu işlemi kendinizde çok basit bir balata spreyi, bir 22 anahtarla kendini çok çabuk rahatlıkla halledebilirsiniz. Onun dışında bir de cihazla bağlanıp cihazla söndürüyorlar ama cihazla bağlanıp söndürdükten sonra belli bir müddet sonra tekrardan yanıyor zaten. O yüzden en garantisi böyle kendiniz temizlemek. Temizledikten sonra yerine güzel bağlayıp çalıştırın aracınızı. Bir iki tur 5-10 dakika birazcık araçta dolaşın. Zaten kendi ondan sonra şey sönecektir. Arıza ışığı kendi söner. Bezle bir silelim tekrardan güzelce. Yani kolay ustalara gideceğinizde kendiniz bu şekilde rahatlıkla halledip çözebileceğiniz kolay şeyler. Yine aklınız takılan, yapamayacağınız herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtirsiniz. Oradan da size yardımcı olmaya çalışırız. Gördüğünüz gibi eski hali bayağı kurumluydu. Şu an gayet temiz oldu. İçi de, ben içini buradan yani videodan görünüyor bilmiyorum da şu an içi de gayet temiz, güzel duruyor. Şimdi birazdan kapatma işlemine geçelim. Orada tekrardan video çeker, videomuzu sonlandırırız.
Arkadaşlar güzelce şimdi sensörümüzü kuruladık. Balata sprey ile silip içini güzelce temizledik, kuruladık. Gördüğünüz gibi eski haliyle hiçbir şey kalmadı. Şimdi yerine güzelce takacağız. Takarken dikkat etmeniz gereken şey buradaki diş, yani şu dişte diş kaptırmadan takmanız. Yani kesinlikle yamuk takmayın. Güzelce bir takalım. Bir de sıkalım şimdi anahtarla. Şimdi 22 anahtarla güzelce sıkacağız. Dediğim gibi önemli olan diş kaptırmadan sıkmanız. Ve kesinlikle çok zorlamayın. Tamam, şu an gayet güzel oturdu. Yine bir kontrol edin. Şimdi şuradaki söketler var. Söketlerini oturtalım. Şu bir. Şurası. İki. Şu alttan geçiriyoruz. Evet, şurada da söketimiz var. Şunu da şu şekilde. Şurada tırnak var. Şuradaki tırnak. Bu tırnak, bu çektiğimiz şuradaki siyah pimin olduğu yüzeye bakacak. Bu şekilde oturttuk. Siyah pimi de ittiriyoruz. Güzelce. Tamam. Bunu şimdi şurada tırnaklar var. Onu da yerine oturttuktan sonra şu an işlemimiz tamam. Yani bu şekilde. Birazdan bir çalıştıralım. Bir 5-10 dakika bir turlayalım. Bakalım.